Merhabalar, nasılsınız? YouTube'a ve canlı yayına hoş geldiniz. Umuyorum keyifler yerindedir. Bugün gördüğünüz gibi arkadan anlayacağınız üzere farklı bir yerden sizlere sesleniyorum. Şu anda Courchevel'deyim. Ama bir 3-4 gün ara vereyim diye düşünmüştüm ama fazla geldi. Hemen birazcık verileri konuşalım. Bu hafta Amerika tarafından önemli veriler gelecek. O beşli çete dediğimiz Microsoft, Google, Meta, Apple gibi şeylerin, gibi büyük teknoloji şirketlerinin yatırımlarını ve bilançolarını konuşacağız. Burada özellikle yapay zeka ile ilgili çok ciddi adımlar atıyorlar ve teknoloji hayatımızın her alanında bunların hepsini göreceğiz. Bakalım bilançolarına 2023 yılını nasıl kapatmışlar. O nedenle ben her zaman ve her zaman diyorum ki paranızın bir kısmını Amerika'nın teknoloji hisseleri dediğimiz bu beşli çetede kullanalım diye. Kapaktan da anlayacağınız üzere gördüklerinize inanmayın. Daha çok fazla şey yaşayacağız diye. 2024 yılında biz yapay zekayı konuşacağız ve tabii ki teknolojiyi konuşacağız. Yapay zeka ile ilgili çok fazla adım atılıyor. İşte herkes oralara gidiyor, buralara gidiyor, yatırımlar yapıyorum diyor ama ben bu yatırımcı adı altında ortaya çıkan pek çok projenin saçmalık olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan önemli artışlar, rekor üzerine rekor kırıldığı bir dönemi görüyoruz. Özellikle S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones'ta. Neden derseniz Amerika şimdi bu ayın sonunda 31 Ocağı bizim saatimizde 22'ye denk gelecek şekilde faiz kararını açıklayacak. Faiz kararından sonra bir basın toplantısı olacak ve bu basın toplantısında biz şunları görmeye başlayacağız. Ha evet, bunlar faizleri indirecekler diye. O nedenle altında, Bitcoin'de, borsalarda tetikte bekliyor. Bizim borsamızda önemli bir artış var. 8400'ü seviyeleri gördük. Çünkü neden? Bizde enflasyonun artık net bir şekilde artacağı ve net bir şekilde artarken de işlerin birazcık daha kötüye gideceğini gördüğümüz için ve para da bir yere akmayacağı için. Diğer taraftan, ya aslında şöyle söyleyeyim. Gördüklerinize inanmayın kısmı bence sadece Türkiye için geçerli. Yurt dışında piyasalar iyi artık fiyatlamaya başladı. Gerek Amerika gerek Avrupa tarafında sıkıntılar biraz böyle artık bertaraf ediliyormuş gibi gözüküyor. Ama içeride birincisi KKM ile ilgili bir düzenleme oldu. KKM'nin 6 aylık olan vadelerinde eğer dövize kalacaksanız zorunlu karşılık oranları arttı. Aynı şekilde döviz mevduatı, yani bankada Türkçesi dövize olan insanların da zorunlu karşılık, bankaların bunun karşılığında Merkez Bankası'na emanet bırakacağı oran %4'ten %8'e çıkartıldı. Yani Türk lirasının bir değerlendirme politikası var. Ben bunların hepsini seçime kadar olacağını zaten görüyoruz. Geçtiğimiz seçimde bir EYT dalgası geldi. Emeklileri, yaşa takılanları alındı ve oy alınmak için ve çok büyük bir bütçe sıkıntısını yanında getirdi. Gaye Hafize Erkan dedikoduları da bitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle mesnetsiz şeylerle beni çok fazla oyalamayın dedi ama Gaye Hafize Erkan'ın özel hayatının bu kadar afişe olması ya da bu bilgileri taşıyanların önemli bir uyarı aldığını da biliyoruz. Gri listeden çıkmak için kripto ile ilgili kulağıma gelen şeyler, borsalarla konuşmalar başladı. Masak çok ciddi bir araştırma yapıyor. Masak zaten bilmiyorum biliyor musunuz ama kripto borsa, özellikle Türk kripto borsalarına paranız varsa TCS'e kadar KYC dediğimiz Know Your Customer dediğimiz ID'nizle, kimliğinizle ön arka selfie çektiğinizde zaten sizin kim olduğunuzu biliyor. Burada sadece banka yolculuğunda bir vergilendirme yapamıyordu. Büyük ihtimalle o çekimde de o vergilendirme gelecek. Ama bunun için ayrıca bir 6-7 ay beklememiz lazım. İlk olarak her zaman Türkiye'de şöyle, kervan yolda düzülür mantalitesiyle kripto regülasyonu çıkacak. Ardından da işte vergisi şöyle olacak, böyle olacak diye. Aynı zamlar gibi vergilerle ilgili bir karar açıklanacak. Baktılar kripto camiası veya yatırımcılar sıkıntı yaratıyorlar. O zaman geri alacaklar. Aynı köprülerin, otoyolların, otobanların hizmetlere verilen zamlar geri alınana kadar. Bugün köprülerde, otobanlarda, bizim günlük kullandığımız belediye hizmetlerinde, metrolarda, otobüslerde çok büyük zamlar gelmiş ama sonra geri çekilmişti. Ne zamana kadar zamlar geri çekildi? Seçime kadar. 31 Ocak'ta faiz kararı sonrası, Amerika'nın faiz kararı sonrası bizde dolar farkındaysanız hiç artmıyor. Yani artık anlamış olmanız lazım. Rezervlerde erime devam ediyor ama Türkiye'de bizim cebimizden trilyon lira çekmeye çalışırken kamu tarafından ve devlet harcamaları tarafından trilyonlarca liranın açıldığını söylemeden geçemeyeceğim. Merkez Bankası net rezervlerinde 2 yılın en büyük erimesi var. 5 trilyon lira bankalardan çekilmeye çalışıldı ama para basmaya, para arzı dediğimiz ne? Piyasada dönen para. Normalde M1, M2, M3 diye ayrılıyor bunlar.
para arzları olarak. İlk başta vadesizler, yani böyle açıkta duran, bankalarda duranlar, dolar hesapları vesaire giriyor. Ardından vadeliler giriyor, döviz tevdiat hesapları giriyor. Bu böyle çember, kullanılan para. Yani halkın, kamunun, bankaların, devlet kurumlarının, özel sektörün elindeki paranın ne kadar kullanıldığını ben para arzından anlıyorum. Para arzı, yani piyasaya enjekte edilen fazladan para da bana şunu gösteriyor. Burada gerçekten gördüğünde daralma varmış gibi gözükürken, faizler arttırılırken, insanlar kredi sıkıntısı çekerken, diğer tarafta birilerine arkadan para verilmeye devam ediliyor. Bu paranın ne olduğunu da bilmiyorum ama bu kesinlikle yanlış. O nedenle vatandaş, orta ve dar geliri çok sıkıntı çekerken, zengin ve kamu tarafında herhangi bir harcama sıkıntısı yok. O nedenle de bu sıkıntı gayet güzel devam edecek. 31 Ocak'ta benzine ve motorine zam geliyor ve bunlar artık 40 liraların çok üzerine çıkmak için yolculukları bu 31'inden itibaren başlıyor. O yüzden hayırlı olsun diyelim. Enerji alanında enerji firmaları, dışarıdan enerji alan, hat üreten, tüketiminin yanında aynı zamanda iletimine, erişimini de destekleyen şirketlerin önümüzdeki günlerde borsada, Türk borsasında arttığını görmeye devam edeceğiz. Ve biz zam beklerken Kuveyt'te, Katar'da litrede 6000 litre akaryakıt üretiliyor. Adam bir saat içerisinde 737 bin liralık ürün üretebiliyor. Yani çok ciddi anlamda onların bir büyük kısmı var. Diğer taraftan kripto. Kripto ile ilgili. Şimdi 42 ile 44 bin doların aralığının önemli olduğunu söylemiştik. Ama şu anda özellikle altcoin'lerde Ethereum Bitcoin paritesinin kötü olması bu ne demek oluyor? Her zaman aldığınız para biriminin, aldığınız kripto coin'in veya paranın neyse ne diyeyim, Bitcoin'e oranını ve USDT, yani piyasada gezen stabil coin oranına bakmanız lazım. Stabil coin'in dominansı arttığında insanlar nakite geçiyorlar demek olur. Bitcoin'in dominansı arttığında insanlar Bitcoin alıyor demek olur. Ethereum'un dominansı arttığında da biraz daha para altcoin'lere iniyor demek. Altcoin'lerin eriyebilmesi için Ethereum'un önce başını kaldırması gerekiyor. Bu bir. İkincisi, ben ne tutuyorum derseniz yine portföyümü yenilemek istiyorum. XRP, TIA ve yüklü miktarda Doge tutuyorum. Birazcık da Bitcoin'im var. Aynı zamanda ben Bybit borsasını kullanıyorum. Bitlo'da da Türk borsası olarak kullanıyorum. Bitlo'da benim portföyümü bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda oradaki her şeyi de satın alabiliyorsunuz. Bitcoin Ethereum paritesinde sıkıntı olduğu için altcoin'lere akış biraz yavaşladı. Bu arada peki hangisi kafasını kaldıracak? Bence her zaman olduğu gibi TIA bize bir şov yapabilir. %12'lik bir artış gördüğümde ben portföyümden çıkartırım, satarım, geri çekildiğinde tekrar girerim. Belli ki bu TIA abuk subuk yerlere doğru gidecek bir coin diyelim. Aynı zamanda TAO, özellikle Artificial Intelligence dediğimiz bu yapay zeka konusunda benim radarımda. Engin, INJ, IMX, Monat gibi coinler de yine benim gündemimde ve ben bunları ara sıra takip ediyorum. Düştüklerini de topluyorum. Ripple'ın davasının da artık sonlara doğru geldiğimizi net bir şekilde görüyoruz. Bitcoin ETF'lerinde gevşeme var. Şöyle söyleyeyim. Piyasanın ben tekrar bir çark olarak yıkılacağını düşünüyorum. Çünkü halving'e kadar mutlaka bu fazla olan, bu işini çok bilmeyenleri dışarıya çıkartmak isteyecekler. Şu anda o yükselişi görüyoruz. Şöyle söyleyeyim. 42 bin ile 44 bin dolar aralığı beni 69 bin dolara götürecek alan dedik. Tamam, okey, onu anladık. Ama burası yapay. Çünkü Ethereum'a para akmadığı için Bitcoin kendi başına birazcık kafasını kaldırıyor. Bu da demek olur ki altcoin'leriniz istediğiniz kadar yürümeyebilir. Ama istediğinizden daha fazla da kırılabilir aşağı doğru, en ufacık bir Bitcoin'in kafasını indirmesine. İşte o nedenle Ethereum burada köprü görevi görecek. Ethereum'un bir önceki testinde sıkıntı olmuştu. Bu da etkili olacak. Peki altın. Son olarak da altına bakalım. O nedenle bu Bitcoin'deki artışın ben yapay olduğunu, tekrar beni 44.000-45.000 seviyelere taşıdıktan sonrasında aşağıya inip 37.500 seviyelerdekini almasını beklerim. Almasını da isterim. Çünkü ben aşağıdan mal toplamaya bayılırım. Nakitte beklediğim bir %20'lik kısmım var.
Altın peki? Gümüş özellikle Amerika ile İran arasındaki ilişkilerin gerilmesinden dolayı gümüş artmış gibi gözüküyor. Biraz mutlaka geri çekilecektir. Altın da keza etkilendi. Altının yılının FED faizleri indirdikten sonra başlamasını bekliyorum. Ben her fırsatta elime para geçtiğinde biraz gram altın. Ben şöyle bir tasarruf politikası uyguluyorum. Birincisi, bir ay altın aldıysam ertesi ay döviz. Ertesi ay borsa, ertesi ay Amerikan borsaları, ertesi ay Eurobond, ertesi ay fon. Böyle böyle 7'ye bölüyorum ve bunu lütfen denemeniz önemli. Ama her zaman ve her zaman benim tavsiyem size şu. Eğer ki tasarruf yapamıyorum diyorsanız bile bu sizler için geçerli. Elinize geçen paranın en hadi diyelim %10'unu kenara koyun ve o yokmuş gibi davranın. 3 ay sonrasında bu zaten sizde bir alışkanlık haline gelecek. Ve o parayı da aynen söylediğim gibi işte altın, gümüş, dolar, fonlar gibi farklı farklı alanlarda değerlendirin. Paranızın durduğu yerde kazanmadığını unutmayın. Ve bir konu daha var, özellikle teknolojiyle ilgili. WhatsApp kullananlar için bunu öneriyorum. WhatsApp'ta ve konuşmalarda bizim IP adreslerimiz herkesin elinde geziyor. Söylediğiniz laflar, yolladığınız mesajlar, resimler vesaire. WhatsApp kullananlar ayarlarına girsinler, gelişmiş ayarlara girsinler. Adreslerimi ve aramalarımda ve mesajlaşmalarımda IP adresimi koru diye bir alan var. Lütfen bunu yapın. Çünkü o zaman birazcık daha güvende olacaksınız. Teknolojiyi konuşuyoruz. Bunun dolandırıcı kısmı var. Bunun siber güvenlik kısmı var. Ülkeler de artık ne kadar teknolojiyi arttırıp dijitalleştikçe aslında o kadar çok istismara maruz kalıyorsunuz. Aynı şey ne kadar çok bildiğiniz şeyleri birilerine anlatırsanız da o kadar linçe maruz kaldığınız gibi. Ama her zaman doğru bilgiyi taşımaktan, doğru bilgiyi araştırmaktan da geri kalmayın. Bu hafta şimdi 31'inde Amerika'nın Merkez Bankası kararı var. Orada bir mesajları takip edeceğiz. Cuma günü Amerika'nın tarım dışı istihdam rakamlarına bakacağız. Ay biterken teknoloji hisselerinin rakamlarına bakacağız. Nereye gideceklerini. Gaye Hafize Erkan ve seçimle ilgili artık ne gibi adımlar atılacak onları görmeye başlayacağız. Birazcık daha rezervleri takip etmekte fayda var. Dolar belli ki seçime kadar herhangi bir şekilde ilerlemeyecek. Ama Euro birazcık daha yavaşlayabilir dolara oranla. Ve biz seçimden sonrasında artan bir borsa ama çok yükselen bir döviz göreceğimiz için lütfen öyle hemen TL'ye dönme konusunda çekinceleriniz olsun. Araştırmalarınızı iyi yapın ve her zaman sepetinize sadık kalın. Genelde düşüşlerde korku sizi yönetmeye başlar. Lütfen buna da kapılmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.